Canlar, ne haber? Bildiğiniz gibi bazı neden efsaneler beni diğerlerine göre daha fazla zorluyor. Bazı filmlerin efsane olduğunu bilsem de madde madde açıklamakta zorlanıyorum neden efsane olduklarını. Neden efsane serisinde de sinemanın sesinden anlamayan sözde film eleştirmenleri gibi oyunculuklar iyiydi, sinematografi harika olmuş gibi yüzeysel ve çoğunlukla zırva bilgiler vermeyi kendime yakıştıramadığım için bazı neden efsaneleri istediğim halde hiç yapamadım. Örneğin kanal sesimiz Burçin Direnci benden 1 milyon kere Terminator 2 için video hazırlamamı istedi. Denedim ama yok, yazamıyorum metnini. İşte bu filmde de çok zorlandım bu konuda. Ses kendi adına konuşuyor. İstiyorum, isteyeceğim, istemeye devam edeceğim. Haksız mıyım bu konuda? Ali'ye geri dönelim. İşte bu filmde de çok zorlandım bu konuda. Film benim için harika bir deneyim olsa da bu deneyimi formülize etmek ve birkaç cümleyle açıklamak cidden çok zor. O nedenle affınıza sığınarak videoyu biraz kısa tutacağım. Dualarım kabul oldu. Çok şükür. Aman Allah'ım. Zaten çok zor bir gün geçiriyorum. İlk olarak asıl fikirden başlayalım. Filmin üzerine kurulduğu fikir çok basit. Yüzlerce yıldır benzer örneklerini kitaplarda da gördüğümüz bir fikir. Bir insan istemediği anılarını sildirebilse ne olur? Filmin kreatif ekibi bunu biraz daha spesifik hale getirmiş ve demiş ki bir insan memnun olmadığı bir ilişkisini hafızasından sildirse ne olur? Basit dokunuşlar, basit fikirleri birer efsaneye dönüştürebilir. Bunu unutmayın. İki sevgilinin karşılıklı olarak birbirlerini hafızalarından sildirmeleri yeterince ilginç bir fikir olsa da tam anlamıyla yenilikçi sayılmaz. İşte filmin kreatif ekibi burada şovunu yaparak bir ekleme daha yapmış. Demiş ki birbirlerini hafızalarından sildiren bu iki kişi tekrar sevgili olursa ne olur? İşte bu son derece ilginç bir fikir. Tüm film bu kadar ilginç bir fikrin üzerine oturtulunca haliyle size de pek çok alanda pek çok esneklik tanıyor. Örneğin kurgu. Filmin kurgusu çok iyi dizayn edilmiş. Biz eğer kurguyu çok daha geri bir noktadan lineer bir şekilde görseydik muhtemelen bu kadar etkileyici olmazdı. Ama tam hafızalarını sildirince ne olacak dediğimiz noktada zaten daha önce de bunu yaptıklarını anlamamız işte o çok etkileyiciydi. Bu fikir ve bu kurgu o kadar iyi ki filmin iyi olmayan noktalarını da göz önünden çekiyor. Örneğin oyunculuklar. Canlar eğer bu filmdeki oyunculukların iyi olduğunu hatta muhteşem falan olduğunu düşünüyorsanız lütfen tekrar düşünün. Çünkü değiller. Bakın oyunculara kötü oyuncu demiyorum. Koskoca Jim Carrey'e kötü demek pek mantıklı olmaz ama Jim Carrey'in bu performansına iyi dersek 23 filmindeki oyunculuğuna haksızlık ederiz. Canlar her filmin hatası olur. Önemli olan filmin bu hataları tolere etmemize yetecek malzeme verip vermemesidir. Örneğin bu filmde oyunculukları tolere etmemizin sebebi fikrin çok başarılı olması. Hafızasını kaybeden iki kişinin tekrar sevgili olması iyi bir fikir dedik ve bu fikrin iyi bir kurguyla bezenmesini de övdük. Peki işin içinde hafıza kaybı ve bir kurgu varsa o işin içinde bir de ne olmalı? Evet doğru bildiniz. Foreshadowing. Filmdeki foreshadowing'lere değineceğim ama öncesinde kısaca size dinlenip kafa dağıtabileceğiniz harika bir mekandan bahsetmek istiyorum. İğneada'da yer alan Longoz ormanlarını hiç duymuş muydunuz? Duymadıysanız 2 saniyenizi ayırıp ekranda yer alan görsellere göz atın. İşte bu doğa harikası mekanda Longosphere doğaya zarar vermeden harika bir glamping tesisi kurmuş. Tesis size çok iyi bir gastronomi deneyimi, bisiklet ve mantar turları, alışveriş alanları, sayamadığım sayısız etkinlik ve deneyim vaat ediyor. Sadece yaz aylarında değil, 12 ayın tamamında hem dinlenip hem kafa dağıtabileceğiniz harika bir doğası olan Longoz ormanlarına hiç gitmediyseniz en azından bir kere gitmenizi öneririm. Özellikle yurt dışı seyahati hayali olan ve henüz bu hayalini gerçekleştirmemiş arkadaşlara, yurt içinde yer alan bu doğa harikalarını görmeden dünyaya açılmamalarını öneririm. Açıklamada ve sabit yorumda size Longosphere hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz ya da dilerseniz rezervasyon yaptırabileceğiniz linkler mevcut. En azından fiyatları kontrol etmenizi tavsiye ederim çünkü alternatif tatil yöntemlerine göre bir hayli cazip fiyatlara sahip oldukları kolaylıkla söylenebilir. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Film aslında bize sayısız foreshadowing gösteriyor. Beni ilk kez izleyen arkadaşlar olabilir, o nedenle kısaca foreshadowing'in ne olduğuna değineyim. Foreshadowing kitaplarda genelde önceden ima etme sanatı olarak geçer ama benim tanımım daha çok ilk izlediğinde anlamsız gelen filmin finalinden sonra anlam kazanan detaylar şeklindedir. Örneğin filmin başlarında abimiz günlüğünden bazı sayfaların yırtıldığını fark ediyor. Bu ilk bakışta pek anlamlı bir sahne olmasa da daha sonradan öğreniyoruz ki orada aslında çoktan bir kez hafızasını sildirmiş.
Dolayısıyla sayfalar o yüzden yırtıkmış. Dediğim gibi filmde sayısız foreshadowing var. Hepsine tek tek değinmemiz video süresini gereksiz uzatır. En iyisi sizin bazılarını kendiniz keşfetmeniz. Ama yine de bir foreshadowing'e daha değinmeden edemeyeceğim. Filmin başlarında biz çiftimizi ilk kez tanışıyorlar zannederlerken aralarında ilginç bir diyalog geçiyor. Kız çocuğa seni sanki bir yerden tanıyorum diyor. Sonrasında özellikle bir marketten alışveriş yapıp yapmadığını soruyor. Çocuk evet yaparım ama seni orada görsem hatırlardım diyor. Kızsa muhtemelen saçlarımdan dolayı hatırlamıyorsundur diyor ve ekliyor. Çünkü saçlarımın rengini sürekli değiştiririm. Sonradan öğreniyoruz ki kızın daha önce tanıştıklarını hissetme sebebi gerçekten daha önce tanışmalarıymış. Çocuğun oradan alışveriş yaptığı halde kızı hatırlamamasının sebebi de saç rengi değil, kızı bizzat hafızasından sildirmesiymiş. Filmde filmin temasıyla da uyan oldukça iyi birkaç alıntı var. Örneğin Nietzsche'nin unutkan insanlar çok şanslıdır. Çünkü hatalarının bedellerini ödemezler alıntısı çok manilerdi. Dipnot aslında Nietzsche de o sözü Joseph Joubert'den alıntılamış ya da çalmıştır. Film dönemine göre hayli yaratıcı ve bir o kadar yenilikçi. Çok sayıda sahne geçişine yer veriyor. Yine hepsine tek tek değinemeyecek olsam da özellikle dakika 23'te yer alan sahne geçişine değinmek istiyorum. Gerçi sahne değil mekan geçişi desek de olur. Film 2004 yılında çıktı. O dönemler filmlerde görsel efektler kullanılmaya başlanmış olsa da aynı zamanda oldukça maliyetliydi. Bu nedenle günümüzdekinin aksine pek çok sahne için bilgisayar efektlerinden ziyade pratik efektler kullanılıyordu. Samimiyetle daha organik ve daha çekici duruyordu. Tıpkı Jim Carrey'nin çocukluk anılarındaki sahnelerde olduğu gibi. Orada Jim Carrey'nin küçük görünme sebebi bir tür bilgisayar müdahalesi değil, kamera perspektifiylesi. Benzer bir çekimi yine o yıllarda çekilmiş olan Yüzüklerin Efendisi'de de vardı. Artık bilgisayar efektlerinin maliyeti ciddi oranda düştüğü için bu tür sahneler sıradanlaşmış olsa da bir dönem bizi heyecanlandırdığı gerçeğini değiştirmez. Film aslında mükemmel bir Black Mirror bölümü sayılır. Gelişen teknolojilerle insanların bir zamanlar yapamadığı pek çok şeyi yapabilir hale geliyoruz. Bu beraberinde pek çok etik problemi de getiriyor. Filmde hatırı sayılır ölçüde bu konular üzerinde duruluyor. Ancak tek fark da eğer bu bir Black Mirror bölümü olsaydı sonu bu şekilde mutlu bitmez, aksine bir hayli üzücü biterdi. Sanırım bu bilgiyi paylaşmak için en doğru an şu an. Filmin aslında farklı bir sonu daha varmış ancak yönetmenimiz bu filmin sonunun üzücü bitmesini istememiş. Bu yüzden filmde izlediğimiz alternatif sonu hazırlamış. Hani ben eğer bir film gerçek hayata etki edemiyorsa o film efsane değildir diyorum ya. Bu filmin gerçek hayata etkisi dünya genelinde sayısız yapıma esin kaynağı olması. Hatta ülkemizde bile bu filmlere sinirlenerek yapılan işler var. İzlediniz mi bilmiyorum ama Blue TV'de 700 isminde bir dizi vardı. Dizi bir antolojiydi. Yani her bölüm farklı bir şeyi konu alıyordu. İşte bu dizinin ikinci bölümü doğrudan bu filmden esinlenilmiş bir bölüm. Belki izlemek isteyen olur diye orada olan olayı anlatmayacağım ancak kendisinden onlarca yıl sonra çıkmış yapımlara bile esin kaynağı olması bence filmin gerçek hayata etkisi için iyi bir örnek. Filmi efsane yapan maddeler, filmin iyi bir fikri olduğu başlığının altında toplanabildiği gibi kendimce alt başlık olarak gördüğüm noktalara değinmeyeceğim çünkü yorumlarda sürekli abi videoları uzat deseniz de geçtiğimiz haftalarda yaptığım uzun neden efsanelere ilgi ortalamadan az oldu. O nedenle size biraz kırgınım diyebilirim. Arayı düzeltmek istiyorsanız bir beğeninizi alırım ya da ne bileyim en iyi arkadaşınıza önerseniz falan hoş olur. Hem barıştık sayarım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın ve unutmayın ki seviliyorsunuz. Tekrar görüşeceğiz. Bu video senin içindi dostum.